Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Profesör Alfa. Bugün harika yeni bir harf serüvenine çıkıyoruz. D, E ve F harflerini öğrenmeye hazır mısınız? İlk harfimiz D, işte geliyor. Haydi, şimdi hep birlikte defter ve kaleminiz hazırsa büyük ve küçük D harfini yazmasını öğrenelim. İlk önce büyük D harfini yazıyoruz. Şimdi de küçük D harfini yazıyoruz. Harika. Artık D harfini yazmasını öğrendin. Şimdi D harfi ile başlayan bir örnek verelim. Deve D harfi ile başlar. Ayrıca develerin en belirgin özelliği hörgüçlerinde yağ depolayabilme yeteneği olan bu hayvanın uzun bacakları, yumuşak yayvan iki toynaklı ayakları, kumda ya da karda yürümesini kolaylaştırır. Aynı yandaki bacaklarını birlikte kaldırarak kendine özgü bir biçimde koşar. Sıradaki harfimiz E. Şimdi E harfini tanıyalım. Ne dersiniz? Hep birlikte E harfine seslenelim mi? Ha ha, işte oldu sesinizi duydu ve geliyor. Kağıt ve kaleminiz hazırsa büyük ve küçük E harfini yazmasını öğrenelim. İlk önce büyük E harfini yazıyoruz. Şimdi de küçük E harfini yazıyoruz. Harika E harfini de öğrendin. Çok iyi gidiyorsun. Ne dersiniz? E harfi ile başlayan birer hayvan ismi bulalım mı? Ben eşek arısını seçtim eşek arıları genel olarak etçildirler. Böcek, güve, Yusufçuk ve peygamber devesi gibi büyük böcekleri avlarlar. Şimdi hep birlikte fi diye seslenelim. Evet, harika sizi duydu ve geliyor. Bu da F harfimiz. Şimdi onu yazmasını öğrenelim. Şimdi, F harfi ile başlayan bir hayvan ismi bulalım. Ben fil seçtim, Fillerin kulakları neden çok büyük ve geniş merak ettiniz mi? Film büyük ve geniş kulakları vücut ısısını kontrol etmeye yarar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere harfleri öğretmek çok eğlenceli. Şimdi videomuzu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Harf dolu günler dilerim. Hoşça kalın.